Selçuk Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şule Hanım, çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Bir bayram yayınında siz de işlerinizi bırakıp geldiniz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Müderrisoğlu'nun açıklaması önemliydi. Hafta sonu çok da tartışıldı. Şunu sormak istiyorum. Darbenin öne çekilmesiyle ilgili o kurduğu cümleden de yola çıkarak, darbenin MİT öne çekti cümlesi önemli. Fakat engellenebilir miydi? Siz o akşam daha önce yaptığımız yayınlarda da Başbakan'ı telefonla aradığınızı, devletin önemli görevlerinde olan insanları telefonla aradığınızı biliyoruz. Aynı zamanda Darbe Araştırmalar Komisyonu'nda da önemli bir görevdeydiniz. MİT'in öne çekmesinden ziyade bu darbe önlenebilir miydi? Şimdi şöyle başlayalım. Okan Müderrisoğlu burada bir yandan MİT'i suçluyor. Daha önceden bu toplantıları haberdar olmadı diyor. Haberdar olamadı, haber alamadı diyerek suçluyor ki doğrudur. Daha önce Emre Taner'i dinlediğimiz zaman da hangi MİT darbe olacağını öğrenir de bunu bildirmek istemez yetkililere ifadesini kullanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı, zaten Emniyet İstihbarat Teşkilatı tamamen FETÖ'nün eline geçmişti. Aynı zamanda askeri istihbarat FETÖ'nün eline geçmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ele geçirme çalışmaları yapıyorlardı. Ama kısmen çok az kişi oraya yerleştirebildiler. Zaten 15 Temmuz sonrası bunlar tasfiye edildiler. Ama daha büyük bir binada, daha büyük bir teknolojiyle MİT'i dinlediler bunlar. MK isimli bir şahısla beraber dinlediler. Bu da aynı zamanda MİT'in nakısalarından bir tanesiydi, eksiklerinden bir tanesiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı ne zaman darbeyi haberdar oldu? Saat 14'te haberi oldu. 14'te bir binbaşı MİT'e geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na söylendiğine göre MİT Müsteşarı'na ve Genelkurmay Başkanı'na bir suikast yapılacağı veya bir olağanüstü bir hareket yapılacağı ifadesini kullandığı söylendi. Ve saat 14 sularında MİT Müsteşarı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürünü aradığı, daha sonra 17 sularında Sayın Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürünü aradığı ve de ağır silahlarla donanın olağanüstü bir istihbarat aldık dediği söylendi. Benim burada Okan Müderrisoğlu MİT nasıl öne almış bunu söylemesi gerekir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı da yalanlıyor kendisi. Sayın Cumhurbaşkanı eniştesinden öğrendiğini söylemişti. Ve 14'te MİT Müsteşarı Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürüne, 14'te özür dilerim güvenlik müdürüne, koruma müdürüne, 17'de ise özel kalem müdürüne haber veriyor. Benim kafamdaki soru işareti şu: Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce MİT Müsteşarı'nın niçin başbakanı aramadı? Başbakana bağlıydı. Niçin başbakanı aramadığı noktasında bunun sorulması gerekmektedir. Diğer bir husus ise saat 20.30'da darbe başladı. 20.30'dan sonra MİT Müsteşarı ile Sayın Cumhurbaşkanı görüştüler mi? Ve Sayın Cumhurbaşkanı niçin 01.04'e kadar konuşuncaya kadar sosyal medyasını kullanmadı? Bu çok ilginç. Neden sosyal medyayı kullanmadı? Sosyal medyada 10 milyona yakın takipçisi vardı ve bu takipçilere çok rahat bir şekilde bütün Türkiye'ye bir videosuyla, bir tweetiyle duyurabilirdi. Burada Okan Müderrisoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hangi gün, hangi saat, o gün mü MİT darbeyi öne aldığı, nasıl aldığını izah etmesi gerekir. Hatta burada savcıların devreye girmesi gerekir. Okan Müderrisoğlu'nu ifadeye çağırmaları gerekir. Eğer bildikleri bir şey varsa bunu açıklamaya davet ediyorum. Bizim bildiklerimiz bundan ibaret. Bunun dışında başka bir bilgisi varsa, madem öne aldı, bu öne aldı kelimesi şu manaya gelir: evet, Milli İstihbarat Teşkilatı darbenin yapılacağını biliyordu, öne aldı ve öne aldıktan sonra hangi gün öne aldı, hangi saat öne aldı? Eğer o gün öne almışsa, yani saat 14'ten itibaren niçin müdahale edilmedi? Genelkurmay Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakan, Cumhurbaşkanı bir talimatla bütün ordu mensupları kışlalarından çıkmayacaklar ve kışlalarına da kimse girmeyecek, uçaklar ve helikopterler kalkmayacaklar dediğiniz an bir cümleyle bu darbe önlenebilirdi. Bu manaya gelir. O nedenle Okan Müderrisoğlu'nun
derhal savcılar tarafından ifadesinin alınması gerekmektedir. Bu bir, eğer başka bilgilere sahipse açıklaması gerekir. Bizim bilgimiz, ben Darbeler Araştırma Komisyonu Başkan Vekilliğini yaptım. 14, 16, 17, 20, 30, 21, 30 ve 01, 04 şeklinde bir kronolojiyi, saat kronolojisini biliyoruz. O nedenle burada Okan Müderrisoğlu eğer başka bilgilere sahipse Sayın Cumhurbaşkanlığı yalanlıyor demektir. Ve aynı zamanda MİT'e bühtanda bulunuyor demektir. MİT burada suçlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın açıklama yapması gerekir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın darbe komisyonuna gönderdiği rapor elimizde, Başbakanlığın gönderdiği rapor elimizde, o gün saat saat neler olduğunu. Mesela ben tweet'imi atmıştım. Ben insanları sokağa davet ettim. Riske girdim. Çünkü siyasetçiyim. Öngörüm var, bilgilerim var, sezgilerim var. Darbe olacağını sezdim, öngördüm ve de tweet attım. Ha, çıkmasaydı yalancı olacaktım. Eğer ve toplumu infiale sevk etmekten belki de yargılanacaktım. Ama ben bu riski göze aldım. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi bir noktada darbeler tarihi. Her 10 yılda bir darbe olmuş Türkiye'de. Ve bu darbeler ekonomimize, kültürel hayatımıza ve de aynı zamanda siyasetimize zarar vermiş, milletleşme sürecimizi dumura uğratmış, ekonomimizi zarara uğratmış, siyaset kurumunu demokrasi içselleştirmemizi geciktirmiş ve de ekonomiyi ciddi şekilde sarsmış bu darbelerin hepsi ve de ekonomi iyi olduğu zamanlarda yapmışlar. Bu cümlelerden ziyade şunu yapmamız lazım Şule Hanım. Evet, Okan Müderrisoğlu bir şeyler söyledi. Burada acaba gündemi değiştirmek adına mı söyledi? Gündemi değiştirmek adına söylediyse... Sayın Özdağ, onu soracağım zaten. Bunu Sayın Erdoğan'dan bağımsız söylemesi mümkün müdür? Sabah gazetesinde bir yazarın bu yazıyı yazması mümkün olabilir mi? Siz AKP siyasetinde çok yakından biliyorsunuz. Kraldan fazla, Şule Hanım, biliyorsunuz. Kraldan mümkün fazla müdür? Kralcılar var Türkiye'de. Bu hemen hemen her iktidar döneminde oluyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Erdoğan'dan habersiz yapmışsa bunu Sayın Erdoğan'ın da aynı şekilde savcıları göreve çağırması lazım. Okan Müderrisoğlu hangi bilgilere sahip ki böyle bir cümleler kullanmış? Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yaptıysa bu daha da vahim bir şey. O nedenle burada Okan Müderrisoğlu'na açıklama yapmaya davet ediyorum. Bir de Türkiye'nin gündemini böyle bir yandan işte Ayasofya açıldı, hala Ayasofya üzerinden müze olmaktan çıkarıldı mahkeme kararıyla. Hala bunları konuşmak, bir diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi HDP ilişkilerini konuşmak, bir diğer yandan İyi Parti HDP acaba görüştüler mi, görüşmediler mi? Gelecek Partisi ve yeni kurulan diğer partilerle ilgili Devlet Bahçeli'nin bunlar işte Pensilvanya projesi gibi affedersiniz doğru olmayan ifadelerle gündemi değiştirmeye gerek yok. Türkiye'de gündem bellidir. Türkiye kötü yönetilmektedir, yönetilememektedir. Türkiye'de liyakat ve ehliyet askıya alınmıştır. Türkiye'de aynı zamanda işte hilafet gibi, halifelik gibi sakim şeyler konuşulmaktadır. Bunlarla gündem değiştirilmek istenmektedir. Ve de Türkiye'de başarısızlıklar örtülmek istenmektedir. İşsizlik artmıştır, yolsuzluk artmıştır. Türkiye'de çok ciddi şekilde eğitimde problemlerimiz vardır. Üniversiteler eskiden yüksekokul veyahut da en azından lisenin biraz ilerisinde yüksekokul noktasında değerlendiriliyordu. Şimdi buradan da çok ciddi şekilde irtifa kaybediyoruz, mesafe kaybediyoruz. Bunları konuşmamız lazım, üniversiteleri konuşmamız gerekiyor, işsizliği konuşmamız gerekiyor, yolsuzluğu konuşmamız Sayın gerekiyor. Sayın Özdağ, çok doğru söylüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Ankara'dan ne yazık ki onun azizliğine de uğruyoruz. Sesimiz geç gidiyor, geç geliyor ama şimdi sık sık iktidar evet gündem değiştiriyor üzerinden muhalefetin eleştirileri var. Siz eskiden iktidardaydınız ama şu an muhalefettesiniz. O nedenle bu sorunun muhatabı da aynı zamanda sizsiniz. İktidar gündem değiştirirken aslında değiştirdiği gündemle gündemi de belirliyor. Peki muhalefet iktidar tüm bu gündem değiştirmelerinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebiliyor mu? Az önce saydığınız memleketin aslında yakıcı o temel sorunlarını anlatmak noktasında sizce nerede? Ben başkaları adına konuşmak istemem ama Gelecek Partisi olarak şunu söyleyebilirim.
Biz 7,5 aylık bir partiyiz. 7,5 ay içerisinde bir yandan Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. İşsizliği konuşuyoruz ama işsizlikle ilgili hangi tedbirlerin alınması gerektiğini inşa edici bir muhalefet, yapıcı bir muhalefet örneği göstermek istiyoruz. Aynı zamanda işte Kanal İstanbul'a karşıyız ama niçin karşıyız? Neden stratejik olarak karşıyız? Oradaki su kaynakları açısından karşıyız. Aynı zamanda Montreux Anlaşması nedeniyle karşıyız gibi. Veyahut da Covid süresince, salgın boyunca biz iktidar neler yapması gerekir esnaflarla ilgili, iş adamlarıyla ilgili, sanayiyle ilgili, çiftçilerle ilgili, memurlarla ilgili veyahut da serbest meslek erbabıyla, turizmle ilgili bunları dile getirmeye çalıştık. Ve 7,5 ay içerisinde bir noktada ana muhalefet gibi çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Diğer partiler de çalışıyorlar ama burada yer bulmak çok önemli. Yani medyanın sesini kesmek istiyorlar. Bir yandan işte sizlere ceza veriyorlar, daha başka televizyonlara ceza veriyorlar. Kendilerini, iktidarı destekleyen, koalisyon hükümetini destekleyen televizyonlar daha vahim hatalar veya çok ciddi iddialar, isnatlar ve iftiralarda bulunurken, onlar küçük cezalarla veyahut da görmezlikten gelinerek geçiştirilirken, bir diğer tarafta muhalefet eden veya eleştiren veya koalisyon hükümetini desteklemeyen yapılara ise acımasızca davranılmakta. Şimdi de sosyal medyaya aynı şekilde el uzatılmış vaziyette. Eskiden şöyle söyleniyordu, Köroğlu'nun sözü gereğince işte ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyordu Köroğlu. Ve bizler de muhalefet olarak şunu söylüyorduk, işte efendim televizyonlar, koalisyon hükümetinin ise sosyal medyada bizimdir ifadesini kullanıyorduk. Şimdi ise sosyal medyada çok ciddi şekilde ileride bunları göreceğiz. Sosyal medyada ortadan kaldırılmak isteniyor. Bir yandan işte bunlar temsilcilerini burada bulundursunlar. Bulundurmazlarsa 10 milyon, ikincisinde 30 milyon ceza vereceğiz. Bunlar için para değil ama ardından %30 bant daraltması yapacağız. Daha sonra %90'a çıkacağız diyerek bu şekilde Türkiye'de sosyal medyada da ciddi alan, muhalefetin alanını kısıtlamaya çalışıyorlar. Hatta buradan iktidara, koalisyon hükümetine diyorum ki bakın siz sosyal medyayı eğer buradan interneti, Twitter'ı, bunları, Instagram'ı veyahut da YouTube'u keserseniz bir noktada teröristleri dağlara gönderirsiniz, gençleri dağlara gönderirsiniz. Bugün dağlardan gelen, bu dağlara çıkmayan gençler şunu söylüyorlar. Orada sosyal medya yok, orada internet yok, o nedenle geri dönüp geliyoruz. Burada da bunu da düşünmeleri gerekiyor. Evet, sesimizi kesiyorlar, konuşturmuyorlar, bu da var. Parlamentoda yine aynı şekilde etkisiz bir parlamento var, yetkisiz bir parlamento var. Çünkü Türkiye'de artık Adalet ve Kalkınma Partisi ve koalisyon hükümeti yoktur. Türkiye'de bir Külliye Partisi vardır ve Külliye Partisi'nin genel başkanını da şimdi söylemeyeceğim. Genel başkanı bellidir orada ama genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan değildir Külliye Partisi'nin. Bugün Türkiye'de 15 Temmuz gecesi bir cemaat devleti olmasını engelledi Türkiye. Bu çok önemliydi. Aynen Cengiz Aytmatov'un söylemiş olduğu gibi gün olur asra bedel. Asra bedel bir gündü bu. Hatta 200 yıla bedel. 100 yıl geçmişimiz, 100 yıl geleceğimizi ipotek altına almak, 100 yıllık geçmişimizi çalmak ve de bizi 100 yıllık geçmişten mahrum bırakmak istiyorlardı. Evet, Türkiye bir cemaat devleti olmadı ama hep beraber, birlikte ne kadar demokrat varsa, ne kadar insan haklarına inanan insan varsa, ne kadar hukukun üstünlüğüne inanan insan varsa, Türkiye'de ne kadar çok kişi bu devlet benimdir diyorsa ve de devletin şeffaflığına inanıyorsa, Sayıştay çalışsın diyorsa, bakanlık müfettişleri çalışsın diyorsa bir araya gelmek zorundayız. Eğer gelmezsek ve de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmezsek felaketler bizi bekliyor. Hem ekonomik felaketler ve de Türkiye'de bir de sıkılmadan, utanmadan işte bir dergi, bir gazetenin yayın organı hilafetten bahsediyor. Ve ardından da gerekçe olarak şunu sunuyor. Diyor ki ne yani Müslümanların birliğini istemiyor musunuz? Peki ben de onlara sormaz mıyım o zaman? Siz Müslümanların birliğinden mi bahsediyorsunuz? İran'daki Arapların, Türklerin, Acemlerin, Kürtlerin birliğinden mi bahsediyorsunuz? Evet diyecekler. Peki o zaman Türkiye'deki bu partiler, Cumhuriyet Halk Partililer, Gelecek Partililer, İyi Partililer, Saadet Partililer Müslüman değiller mi? Mümin değiller mi? Bunlar ümmete dahil değiller mi? Bakın Ayasofya'da bir açılış yapıyorlar. Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanlığı görevlendirdik diyorlar ama tamamı külliyeden isimler belirleniyor. Burada Gelecek Partisi'nin genel başkanı, aynı zamanda Mithat Sancar ve de Ali Babacan davet edilmiyor. Hangi kriterlere göre davet edilmiyor? O nedenle büyük bir baskı var. Türkiye'de artık koalisyon hükümeti
şöyle değerlendiriyor. Ben bir parti devleti kurmak istiyorum. Ben bir kişi devleti kurmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şeklen kabul ediyorum. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değildir. Hakimiyet kayıtsız şartsız bir noktada külliyenindir ifadesini kullanarak Türkiye'de alanımızı daraltmak, özgürlüğün alanını daraltmak, ekonomiyi hiç umurlarında değil, algılarla, negatif algılarla bizi meşgul etmek, aynen cambaza bak sözü gereğince milleti oyalamak, unutturmak. İşte ne yapalım? Canım işte geçmişe göre çok iyi. Yine işimiz var, aşımız var. Birazcık özgürlük var. İşte sosyal medya var. Bunlarla diyerek işte hükümetini kurmak istiyorlar başkalarına göre. Ama biz muhalefet olarak şunu yapmalıyız. Vay be hükümetini kurdurmalıyız. Vay be devletini inşa etmeliyiz. Yani batılılar bize dönmeli. Vay be bu Türkler Anadolu coğrafyasında çok büyük işler başardılar. Tarımda, sanayide, madencilikte ve turizmde çok büyük işler başardılar. Eğitimde. Bunu söyletebilmeliydik ama maalesef Türkiye'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 20 yılını yönetenler artık Türkiye'yi son 4 senenin 2 sene içinde Ahmet Davutoğlu ile yeni bir hikaye yazacaktık. Buna tahammül etmediler. Hem FETÖ tahammül etmedi, hem egemen güçler tahammül etmedi, hem Sayın Erdoğan'ın egosu tahammül etmedi, hem de Türkiye'deki rantiyeciler bunu istemediler. O hikaye yarım kaldı. Ardından da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber de Türkiye'yi kötü yönetmeye, ardından da yönetememe yetisine sahip ortaya çıkarttılar. Türkiye yönetilemiyor artık. Eğer Türkiye'de bir erken seçim olmazsa Şule Hanım, biz Türkiye'de bir erken seçim istemeliyiz. Bütün muhalefet erken seçim istemeli. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uçacaktı. Döviz azalacak, aşağı düşecek, cari açık aşağı düşecek, paramızın değeri artacak, işsizlik azalacak, Türkiye itibarlı bir devlet olacak. Paramız pul olmayacak, paramız değerli olacak ve de aynı zamanda pasaportlarımız değerli olacak, serbest dolaşım hakkı elde edecektik. Ama bunların hiçbiri olmadı, Türkiye bir uçuruma doğru gidiyor. Şu çok ciddi cari açık var, işsizlik çok büyük boyutlarda. Selçuk Bey, Türkiye seçime gidiyor mu peki? Türkiye seçime gitmeli. Seçime gidiyor mu peki? Yani siz tüm bu saydığınız baskı altında siyasette değişmelerle Gelecek Partisi seçime girebilecek mi? Bunun önünde bir engel oluşabilir mi önümüzdeki süreçte? Biz A planımızı, B planımızı ve C planımızı yaptık. Daha önce söylemiştim. Yarın seçim desinler, 45 gün sonra seçim var desinler. Bize şah derlerse mat ederiz onları. Biz hazırlığımızı yaptık. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Hazırız. Bu sözler blöf değildir. Bu sözler tamamen gerçeğe dayanmaktadır ve de çok ketum çalışıyoruz. Bugün yarın seçim desinler, 45 gün sonra sandığa gireceğiz ve parlamentoya gideceğiz ve bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi ucube bir sistemden Türkiye'yi kurtaracağız. Kurtarmak mecburiyetindeyiz. Erken seçime biz istemeliyiz muhalefet olarak. Onlar da zorunlu kalmalılar ve demeliler ki evet erken seçim olmalı deme. Onları da kurtaracak bu erken seçim. Onların da genel başkanları olarak yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderlerini, MHP'nin liderini kurtaracak. Aynı zamanda partilerini kurtaracaklar. Çünkü daha fazla kan kaybediyorlar, daha fazla yanlış işler yapıyorlar ve bu yanlış işler ve kan kaybetme Türkiye'nin geleceğine mal oluyor. Türkiye ileride telafisi mümkün olmayan yaralarla karşılaşabilir, olaylarla karşılaşabilir. O nedenle bütün muhalefet yüksek sesle biz 2021'in en geç Mayıs ayında seçim istiyoruz demeliyiz. Hep beraber bir yandan vatanseverliğimiz bunu emretmeli, bir yandan vatandaşlığımız bunu emretmeli, bir diğer yandan da siyasetçi kimliğimiz bunu emretmeli. Yoksa çocuklarımız ve torunlarımız bizi affetmeyecekler ve ileride bize diyecekler ki niye cesur olmadınız, niye Braveheart olmadınız ve bunu söyledikleri zaman mahcup olacağız. Şimdi gün bugündür. Gün vaktin babası olma, vaktin anası olma, vaktin oğlu olma zamanıdır. Yani anı değerlendirmedir. Biz bugünü değerlendireceğiz ve geleceği inşa edeceğiz. O gelecek işsizliğin olmadığı, yoksulluğun, yolsuzluğun olmadığı, şeffaflığın olduğu bir sistem inşa etmek istiyoruz. Bakın bugün bayramın 4. günü. Yani bayramda yaşıyoruz. Ama bayramlar sadece bayram günleri kutlanmaz ki. Niye İslam coğrafyasında başta Türkiye olmak üzere her günümüzü bayram yapamadık biz? Batı dünyası insan haklarıyla, hukukun üstünlüğüyle, şeffaflıkla her günlerini bayram yapıyorlar. Bakın oralarda ulaşımda problem yok, iletişimde problem yok, devlet yönetiminde problem yok. Liyakat ve ehliyet esasına dayalı bir sistem kurmuşlar. Hukukta problem yok, ekonomide problem yok. Bugün Avrupa, Almanya'yla, İspanya'yla, İtalya'yla çok ciddi örnekler sunuyorlar. Avrupa Birliği'yle sunuyorlar. Niye biz her günümüzü bayram yapamadık? Büyük bir coğrafyanın yeraltı zenginlikleriyle niye yer üstünde fakir bir hayat yaşıyoruz diyerek kendimize sormamız gerekiyor. Bunu bir yandan benim halkım,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kendilerine sormalı. Burada benim nerede suçum var diye sormalı. Biz siyasetçiler de her gün öz eleştiri yapmalı ve muhasebe yapmalıyız. Eğer bu murakabeyi yapmazsak, bu muhasebeyi yapmaz, bu öz eleştiriyi yapmaz, bu tefekkürü yapmazsak biz de vebal altındayız. Bir yandan vatandaş sorgulamalı, bir yandan siyasetçiler ve devleti yöneten bürokratlar, aydınlar ve siz gazeteciler sorgulamalısınız bunu. Medya mensupları sorgulamalıyız. Aksi takdirde Türkiye'de karanlık günler bizi bekliyor. Bakın yanlış anlamayın. Bugün Şevki Yılmaz'ın bir cümlesine takıldım. Şöyle söylüyordu kendisi. Efendim işte hilafetin gelmesi için büyük devlet olmamız lazım. Şimdi Kızılay Devleti'yiz. Büyük devlet olduğumuz zaman o gün hilafet gelecek gibi sakin mantık. Bunlar dini terimler değil. Bunlar peygamberin ölümünden sonraki devlet yönetimindeki şekiller. Yani şimdiki başkanlık gibi, şimdiki bazı ülkelerdeki krallık gibi, bazı ülkelerdeki cumhurbaşkanlığı gibi ifadeler. Bunlar dini terimler değil. Bunların herhangi bir Kur'an'a atıfta bulunmaya gerek yok ama birileri Türkiye'de demokrasi yerine hilafeti getirmek istiyorlar. Hilafeti getirdikleri zaman da sanki Acemleri, İranlıları, Arapları, Türkleri, Afrikalıları bir araya getireceklermiş gibi düşünüyorlar. Oysa ki bilmiyorlar ki hilafet varken Osmanlı'da hilafet vardı biliyorsunuz. Osmanlı 1. Cihan Harbi'nde bütün İslam dünyasını savaşa davet etti ama cihata kimse itibar etmedi. Çok az kişi itibar etti. Ve orada hilafet olduğu halde Arnavutlar bizden ayrılmıştı. Hilafet olduğu halde Araplar bizden ayrılmıştı. Hilafet olduğu halde halife kaçmıştı. İngiltere'ye kaçmıştı. İngilizlere sığınmıştı. Halifelik makamı kişiye endeksli şekil değildir. Bugün Türkiye'nin Japonya olması yeterlidir. Almanya olması yeterlidir. Demokrasi diyeceğiz. Demokrasiyi içselleştireceğiz. Hukukun üstünlüğünü diyeceğiz. Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla beraber Selçuk yaşayacağız Bey. bu ülkede. Evet. Daha fazla aslında hep yine iktidarın siyasi dili üzerinden konuşuyoruz ama bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz'dan sonra da çok daha net görerek ve siyaset öz eleştiri yapmalıdır da dediniz. Daha fazla laiklik demenin de peki zamanı değil midir? Türkiye'de daha önce ben milletvekiliyken söyledim. Meclis Başkanı Türkiye'de laiklik kalkmalıdır dediği zaman itiraz ettim ve bir yazı yazdım. Laiklik olmalıdır Türkiye'de. Laiklik dini din düşmanlarından korumak, kurtarmak, korumak adına çok önemli. Aynı zamanda laiklik dini dini ismar etmek isteyenlere karşı da çok çok önemli bir kurum ve müessese. Ama laiklik geçmişte Jacoben bir laiklik anlayış içerisinde değil de laikliği din ve vicdan özgürlüğü olarak takdim etmek, özgürlükçü demokrasi inşa etmek adına laiklik önemlidir diyebilmek çok önemli. Türkiye bir yandan laikliği söylemeli, bir yandan demokrasiyi söylemeli, bir yandan hukuk devletini söylemeli, bir yandan sosyal devlet cümlelerini söylemeli, kelimelerini söylemeli. Yine aynı şekilde söylüyorum ben milletvekiliyken orada giderek Cumhuriyet Halk Partili bazı milletvekillerine giderek, MHP'li bazı milletvekillerine giderek burada bazılarının bir bagajlarının olduğunu, Cumhuriyet'le problemlerinin olduğunu, Atatürk'le problemlerinin olduğunu, Türkiye'de laiklikle problemlerinin olduğunu ve de bu bagajlarla beraber de bir başka Türkiye özlemi içerisinde bulunduklarını, aynen Fethullah Gülen'in olduğu gibi. Fethullah Gülen okullarında Atatürk püsleri koyuyordu, Atatürk'ün sözlerini koyuyordu ama Atatürk düşmanıydılar bu insanlar. Kesinlikle Cumhuriyet düşmanıydılar, laiklik düşmanıydılar. Bunları doğru tanımlamak, doğru bir şekilde insanımıza takdim etmemiz gerekmektedir. O nedenle ben buradan bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diyorum ki birilerinin bagajı olsa da Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletin devleti yapmalıyız. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir etnisitenin, bir mezhebin, bir partinin, bir kişinin, bir cemaatin devleti yapmamalıyız. Burada eğer ne kadar çok kişi bu devlet benim derse o devlet o kadar çok güçlenir. Birileri burada kamplaştırarak ve kutuplaştırarak Türkiye'de laikliği askıya almak, demokrasiyi askıya almak, hukukun üstünlüğünü askıya almak istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği'ne doğru yönünü çevirecek. Değerlerinden kopmadan, o 1000 yıllık değerlerinden, hatta 5000 yıllık değerlerinden, kültürel değerlerinden kopmadan, yerel değerlerinden kopmadan evrenselle buluşmak adına çalışma ve çaba sarf edecek. Bunu bütün muhalefet yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aktif hale getireceğiz. Öyle bir kişinin yönettiği Türkiye değil, çok aklın yönettiği bir Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi demek çok aklın yönetildiği, çok kültürün olduğu, çok fazla sesin olduğu, çok fazla gönlün olduğu, vicdanın olduğu yer demek orada. Orayı yapmak ve orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü gerçekten hayata geçirmek, yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü geçirebilmek ve de tam ve kamil manada bir parlamenter sisteme
evrilmek adına çalışma yapmamız gerekiyor şimdiden. Hem de şimdiden bütün partiler bir araya geleceğiz. Demokrasi diyen, insan hakları diyen, hukukun üstünlüğü diyen, şeffaflık diyen, eğitimde fırsat eşitliği ve gelir dağılımında adalet diyen herkes bir araya gelmeli. Birlikte çalışmalıyız. Çünkü el eli yıkar, eller de yüzü yıkar diye bir söz var Anadolu'da. Ve inşallah bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ne hilafet Türkiye'de, bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mündemiştir. Türkiye'nin bilgi toplumuna ihtiyacı var. Türkiye bilgiyle tanışmalıdır, teknolojiyle tanışmalıdır. Teknoloji kimdeyse, bilgi kimdeyse onlar dünyanın efendisidir. Bakın dünyanın efendisinin kim olduğunu onlar baksınlar ve öğrensinler. Lütfen geçmişte hilafet makamının, İslam'ın o muhteşem mesajlarını, hilafet makamı dönemindeki yaşanan izzetli dönemlerde veya zilletli dönemlerle alakası yoktur. Bu kişilerle alakalıdır. Bu o bir sistemdi. Bugün başka bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sistem demokrasi olacak, insan hakları ve hukukun üstünlüğü olacak, laiklik olacak. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunu herkes bilsin. Eğer Türkiye'de birileri biz laikliği getireceğiz diyorlarsa orada seçim yoktur. Orada affedersiniz otoriterlik vardır. Hatta orada bir noktada diktatörlük vardır. Bunları yaşadık biz. Bunları Abdülhamit döneminde de yaşadık. Ne kadar çok fazla Aydın Abdülhamit'le kavga etti, Akif kavga etti. Bediüzzaman Said Nursi kavga etti, Kuşçubaşı Eşref kavga etti, Mustafa Kemal kavga etti, Maraşal Fevzi Çakmak kavga etti. Yani Osmanlı'nın ne kadar aydınları varsa ya sürgüne gönderildiler ya sessizliğe büründüler. O nedenle biz Türkiye'de artık birilerinin meşguliyetleriyle veyahut da algılarıyla olayların arkasından gitmeyeceğiz. Türkiye'de yolsuzluğu konuşacağız, Türkiye'de din istismarını konuşacağız. Bakın. Türkiye'de bir din ismarı var, ismarı vardır ve aynı zamanda büyük bir yolsuzluk vardır. Bütün muhalefet iki şeyi konuşmalıdır. Bunların din ismarını konuşmalıyız ve bir diğer yandan da Türkiye'deki yolsuzluklarla ilgili bütün bürokratlara çağrından bulunuyorum ben burada. Elinizde hangi tür belgeler ve bilgiler varsa Türkiye'de bunları siyasetçilere ulaştırın. Bütün muhalefet partilerine ulaştırın ve aynı zamanda zaten gelmeye başladı, geliyor. Daha önceden de geliyordu. Azar azar geliyordu, şimdi artmaya başladı ve aynı zamanda bütün bürokratlara da sesleniyorum burada televizyonunuz kanalıyla. Hükümetin, koalisyon hükümetinin hukuk dışı, vicdan dışı, ahlak dışı emirlerini yerine getirmeyin. Seneye seçim var Türkiye'de. Mecburlar, gelecek ve muhalefet bunu istiyor, istemeli. Ve zaten Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu sosyal durum ve de dış politika Türkiye'yi bir seçime doğru zorlayacak. Ciddi şekilde Merkez Bankası zor durumda. Enflasyon çok ciddi şekilde yükseliyor. Cari açık artıyor. Selçuk Bey, böyle bir ortamda Ankara, İstanbul çok zor. Ben bölmeden sizi dinlemeye çalışıyorum. Çünkü sesimiz geç gidip geliyor. Şimdi yolsuzluk vurgunuz çok önemli. Daha önce Sayın Davutoğlu da bu yolsuzluklarla ilgili olarak özellikle ihale yolsuzluklarına dikkat çekmişti. Elbette bunlar dünden bugüne olmadı. Uzun bir süreç. O gün içerisinde de ihale yolsuzlukları açıklanmalı. Biz bunları ortaya çıkaracaktık ama sonradan partiden ihraç sürecimiz yaşandı dedi. Sizin somut olarak bildiğiniz, anlatabileceğiniz ve aslında işaret edebileceğiniz yolsuzluklar var mı? Size gelen bilgiler mi var? Ve sizin AKP içerisinde olduğunuz dönemdeki yolsuzluklarla bugün AKP'nin içerisine düştüğü yolsuzluklar başka tabloya mı evrilmiş durumda? Sayıştay görevini yapamamaktadır. Israrla altını çizdiğiniz için bu yolsuzluklara soruyorum. Sayıştay görevini yapamamaktadır. Türkiye'de hukuk çifte standart olarak uygulanmaktadır. Muhalefete başka, iktidarın mensuplarına başka uygulanmaktadır. Türkiye'nin çok ciddi şekilde müfettişlerin devreye gireceği, tüm davetiyeli ihalelerin gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda hibelerin gözden geçirilmesi, teşviklerin gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların almış olduğu bağışları veyahut da devletten elde etmiş oldukları imtiyazların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Biz Gelecek Partisi olarak parlamentoya gittikten sonra bu hükümeti tekrar muhalefete evirdikten sonra, iktidar olduktan sonra, yani parlamenter sisteme geçmeden önce 2 yıllık, 3 yıllık bir geçiş evresi içerisinde bunların tamamını inceleyeceğiz. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki araştırma komisyonlarıyla, bir yandan soruşturma komisyonlarıyla, bir diğer yandan Sayıştay'ıyla, bir diğer yandan da hukukla ve de bakanlık müfettişleriyle çok ciddi şekilde Türkiye'de ayıplı işler yapıldığını tahmin ediyoruz. Hatta biliyoruz, bunların bir kısmını da biliyoruz. O nedenle mesela 17-25 Aralık'tan peki itibaren... Peki neden açıklamıyorsunuz Selçuk Bey?
Bunlar biliniyor zaten. Zaman zaman Sayıştay bunları dile getirdi. Sayıştay'ın dile getirdikleri üzerine işlemler yapıldı mı? Yapılmadı. Bakın onlar işte bütün basın biliyor bunları. Ve şimdi Sayıştay'daki bilgiler aktarılmıyor artık. Bunlar aktarılmalı. Sayıştay'dan ki bütün müfettişler belediyeleri denetledikleri zaman, üniversiteleri denetledikleri zaman, bakanlıkları denetlediklerinde bu raporların açıklanması gerekmektedir. Açıklandıktan sonra da gereği yapılmalıdır. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekilleri bilmektedir. Yani muhalefet milletvekilleri de biliyorlar. Burada iktidar milletvekilleri de biliyorlar. Bunlar bilinen şeyler, bilinmeyen şeyler değil ki. Ama işlem yapılmıyor. Bir yandan iktidar partisinin belediyelerine karşı başka bir muamele yapılırken, muhalefet belediyelerine karşı başka bir muamele yapılmaktadır. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizi millet seçti. Millet seçtiyse ben burada işte Merkez Bankası Başkanı yanlış işler yapıyor, görevden alacağım diyorsunuz. Peki bir diğer yandan muhalefet belediye başkanlarını millet seçmedi mi? Onların yetkilerini, ticari konulardaki yetkilerini belediye meclis üyelerine, belediye meclislerine devretme noktasındaki bir yönetmelikle bunu yapmış olmanız doğru mu? Doğru değil ki, bunlar da biliniyor. Burada belediyelerdeki her gün suç duyuruları bulunmuyor mu? Mansur Yavaş ne kadar suç duyurusunda bulundu? Bunlar ne kadar mahkemelerde karşılık buluyorlar? Türkiye'de bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmediği süre içerisinde yargı da tam ve kamil manada görevini yapamaz. Yargı da tam ve kamil manada görevini yapmadığı gibi Sayıştay da tam ve kamil manada görevini yapamaz. Bakanlık müfettişleri de tam ve kamil manada görevini yapamaz. O nedenle Türkiye'deki bütün bürokratlara, müfettişlere, Sayıştay görevlilerine, aynı zamanda diğer yetkililere sesleniyoruz biz buradan. Diyoruz ki yanlış işler yapılmaktadır. Bu yanlış işlerle ilgili buradan yargıya da sesleniyorum ben buradan. Yargı zaman zaman siyasallaştığını gözlemliyoruz. Yargı siyasallaşmamalı. Yargının gözleri, perinin gözleri kapalı olmalı. Elindeki terazi doğruyu tartmalı. Bunu yapmalıyız. Bununla ilgili onlara diyorum ki doğru işler yapın. Keser döner, sap döner. Bir günde hesap döner. Ve de mahcup olacağınız işleri yapmayın. Ayıplı işler yapanlara karşı kesinlikle gözlerinizi kapatmayın. Kulaklarınızı tıkamayın. Ağzınızı kapatmayın. Görevinizi tam ve kamil manada yapın. Ve görevlerini tam ve kamil manada yapmadıkları zaman biz geldiğimizde onlar hakkında da işlem yapacağız. Yani bunları hukuk çerçevesinde yapacağız, yapmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki her vatandaşın bugün intihar eden, işsizlikten dolayı intihar eden veyahut da çocuklarına aş ve ekmek götüremeyenler, tencereleri yarım kaynayanlar, tencerelerini kaynatamayanlar, sokakta kağıt toplayanlar, hurda toplayanlar, ayakkabı boyayarak sabahtan akşama kadar tarlalarda ırgatlık yapanlar, bir diğer yandan fabrikalarda asgari ücretle çalışanlar, bunların hepsinin sorumlusu biziz. Bu sorumluluğu ortak olmak mecburiyetindeyiz. Bu vebale ortak olmak mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz zaman bugün muhalefet olarak söylüyoruz. Geldiğimiz zaman da hesap soracağız. Sormak mecburiyetindeyiz. Eğer ayıplı işleri yoksa hesap sorulmaktan korkmazlar. Eğer utanılacak işleri yoksa hukukun devreye girmesinden çekinmezler ki. Niye çekinsinler? Biz orada Adalet ve Kalkınma Partisi'de ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Sayın Davutoğlu 5 sene Dışişleri Bakanlığı, 7,5 sene başdanışmanlık, 2 sene başbakanlık yaptı. Ayhan Seferüstün 4 dönem milletvekilliği yaptı. Genel başkan yardımcılığı, komisyon başkanlığı yaptı. Biz çekinmiyoruz. Ellerimiz temiz, nasiyemiz temiz. Ayıplı işler yapmadık. Herhangi bir hırsızlığa bulaşmadık. Yoksul, yolsuzluğa bulaşmadık. Rüşvete, irtikaba, iltimasa bulaşmadık. Burada şerefle yaşadık. Şimdi siz başkaları da şerefle yaşadıysa ve de görevlerini gerek bürokratlar gerek siyasetçiler görevlerini doğru yaptılarsa, temiz elleri temiz kaldıysa bir temiz eller operasyonunda çekinmezler. Türkiye'nin çok ciddi bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı vardır. Zaten Sayıştay raporları bunu göstermektedir. Bakanlık raporları bunları göstermektedir. 17-25 Aralık bunu göstermektedir. Yani bunlarla ilgili Yüce Divan'a gitmemek dahi bunu göstermektedir. O nedenle hep beraber muhalefet olarak, bir basın olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, vatandaşlar olarak ve de hatta buradan iktidar partisinin koalisyon ortaklarının milletvekillerine sesleniyorum. Oradaki orayı onları yönetenlere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, yanlışları görün ve bu yanlışlar nedeniyle daha fazla ortak olmayın, oraları terk edin diyorum.
Selçuk Bey, konuşmamızın başında AKP'de milletvekiliyken o bagajları olanlardan söz etmek için hem muhalefetle hem de Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştüğünüzden de söz etmiştiniz. Bugün geldiğimiz noktada siz Gelecek Partisi'nde siyasette devam eden biri olarak şu an Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşebiliyor musunuz? Çünkü bayramlaşmalarınızda bile sanıyorum AKP ve MHP'den yanıt alamadınız. Yani dün görüşebildiğiniz kişilerle bugün siyaseti yürütürken görüşebiliyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar 360 derecelik bir eksen kayması yaşayacağını tahmin etmiyordum. Ve o zaman onlara da giderek, bakın burada Cumhuriyeti içselleştiremeyenlerin, demokrasi içselleştiremeyenlerin, Cumhuriyet'in bahanesini içselleştiremeyenlerin olduğunu söylemiştim. Ama şimdi geldiğimiz noktada Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri bayramlaşmada dahi bize randevu vermediler. Biz bir yandan hilafet diyorlar, ümmet diyorlar, milletin birliğinden bahsediyorlar. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyorlar. Ama bir bayramlaşma, küslerin dahi barıştığı, dargınların barıştığı, insanların bir olduğu, mutlu anlar yaşadıkları, mutlu olmak istedikleri anı, güzelce yaşamak istedikleri bir demi bizden esirgemek istediler. Ve ben onların da yine sizin vasıtanızla bayramlarını kutluyorum. Onların da bayramı kutlu olsun ama bir yandan milletime havale ediyorum onları. Bayramlaşmada dahi bizleri dışlamak isteyen, partileri dost ve düşman diye tasnif eden böyle bir yapının Türkiye'ye verecek bir şey yoktur. Koalisyon hükümeti Adalet ve Kalkınma Partisi eskidiğini buradan göstermektedir. Siyaset üretememektedir. Toplumsal talepleri karşılayamamaktadır. Türkiye'nin çok ciddi toplumsal problemleri vardır. O problemleri giderebilecek bir ortak akla, o problemleri giderebilecek bir öngörüye, o problemleri giderebilecek bir imkana da sahip değiller. Bunu gördük. Daha önce gaziler biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önüne gelmişlerdi 15 Temmuz gazileri. Çıkıp lütfedip o gazilerle konuşmak bile istemediler. O krizi yönetmek bile istemediler o insanları. Şimdi de yine aynı şekilde bir bayramlaşma gününde dahi bizimle olmadılar. Ben onlar adına üzülüyorum. Eğer onlar adına buradan bir ironi yapmak gerekirse ahiretlerini tehlikeye atıyorlar. Ümmeti bölüyorlar, milleti bölüyorlar. Ümmeti bölmek vebalse Saadet Partisi'ni suçluyorlardı. O zaman 31 Mart seçimleri öncesi siz ümmeti bölüyorsunuz, ümmeti bölüyorsunuz, ahiretinizi tehlikeye atıyorsunuz diyorlardı. Bakın burada bir Türkiye çabası yok. Burada Türkiye'deki 83 milyonu mutlu etmek, tekrar yeniden seçimi kazanmak adına hangi kesimler bize oy verebilir diyerek burada yasalarda değişiklik yapıyorlar. Ve de iktidarda kalabilmek adına, tekrar yeniden iktidarlarını sürdürebilmek adına yasalarla oynuyorlar. Kanunlarla oynuyorlar, bunları yapıyorlar ve bu yasaları da, bu kanunların değişikliğini de milletin saadeti, milletin zenginliği, milletin özgürlüğü adına yapmıyorlar. Biz iktidarda nasıl kalabiliriz? Hesap vermeden nasıl yaşayabiliriz? Hukuki denetlenebilirlik bizi bulmasın diyerek bu tür düzenlemeleri yapıyorlar. Doğru yapmıyorlar. Bayramlaşmada dahi bizi kamplaştıran, Türkiye'yi kamplaştıran, kutuplaştıran bir yapının Türkiye'nin birliğine, dirliğine ve de irliğine katkıda bulunacaklarını tahmin etmiyoruz. Zaten millet de bunu görüyor. Yapılan anketlerde oyları çok düştü. Sebebi de şu, buna rağmen insanlar doğruyu söyleyemiyorlar, hala korkuyorlar. Bir yandan devlet sopasını, bir yandan koalisyon hükümetinin imkanlarını, havucunu, bir diğer yandan FETÖ karasını insanlarla söyleyerek insanları korkutuyorlar. Anket firmaları 13 kişiden bir kişi bize cevap veriyor diyorlar. Eskiden 3 kişiden bir kişi cevap veriyordu, şimdi 13 kişiden bir kişi cevap veriyor ve kararsızlar artmaya başladı diyorlar. Kararsızlar %20'leri buldu. Bu kararsızlar bir muhalefete oy vereceğiz diyemeyenlerdir. İktidar partisine de oy vermeyi, vereceğiz demeyi kendilerine yediremeyenlerdir. Yani kendilerine yakıştıramayanlardır. Bu kararsızların hemen hemen tamamı, %80'i, %90'ı muhalefet partilerine oy verecekler. Yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bitecek. Parlamenter sistem gelecek, şeffaf bir Türkiye inşa edeceğiz ve sistemin olduğu bir Türkiye. En kötü bile gelse o sistem ona kötülük yaptırtmayacak. Yani Avrupa Birliği kriterleri, yani İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da ne varsa Türkiye'de de o olacak değerlerle çatışmayan bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Sayın yani Özdağ, Avrupa'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. O sistemi nasıl başlatacaksınız? Biz o sistemi nasıl başlatacaksınız? Gelecek Partisi aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarımız çağrısı üzerinden mi başlatacaksınız? Genel başkanlar düzeyinde de muhalefet bir araya geliyor, konuşuyor mu? Ortak akıl hangi partilerle nasıl yarına taşınacak? Biz Gelecek Partisi'nin binasını, yani genel merkez binasını kurduk. Bütün partilerden randevu talep edeceğiz.
Onları ziyaret edeceğiz ve Türkiye'nin hangi problemleri var? Sistem konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda, eğitim konusunda veya kültürel hayat konusunda, tarımında, sanayisinde bunları dile getirip dosyalar halinde kendilerini ziyaret edeceğiz. Burada bize randevu vermek isteyenler olursa onlarla konuşacağız. Randevu vermek istemeyenler olursa onları da milletimize şikayet edeceğiz. Zaten bu dönem başladı. Nasıl başladı? Şöyle başladı efendim. Türkiye'de herkes demokrasiden bahsediyor. Türkiye'de herkes hukukun üstünlüğünden bahsediyor. Ama birileri Türkiye'de hukukun üstünlüğü askıya almak, demokrasiyi rafa kaldırmak istiyorlar. Millet bunları görüyor. Gelecek Partisi olarak biz demokrasi diyen, insan hakları diyen, şeffaflık diyen, hukuk adaletle buluşsun diyen, cumhuriyet demokrasiyle içselleştirilsin diyen, devlet liyakatle ehliyetle buluşsun diyen herkesi kendimizin dostu kabul ediyoruz. Türkiye'deki 83 milyon bizim dostumuz, bizim vatandaşlarımız, hem de birinci sınıf vatandaşlarımız bunlar. Onların derdiyle dertlenmek, onların dostu olmak demektir. Aynı zamanda hangi kişi, hangi kurum, hangi kuruluş, hangi STK, hangi parti bu kriterleri kendisine şiar ediniyorsa, düstur ediniyorsa biz onlarla beraberiz. Onlar bizim dostlarımız. Ama kim ki demokrasiyi askıya almak istiyorsa, kim ki hesap vermek istemiyorsa, kim ki hukuki denetlenebilirliğe inanmıyorsa, kim ki şeffaflığa inanmıyorsa, kim ki Türkiye'de affedersiniz ben parti devleti kuracağım, ben kişi devleti kuracağım diyorsa onlar bizim dostlarımız değildir. Bu biz Türkiye'de insanları etnisitesine göre ayırt etmiyoruz, mezhebine göre ayırt etmiyoruz. Hangi etnisiteye, hangi mezhebe, hangi ideolojiye, hangi dine mensup olursa olsun veya hangi dinsizliğe mensup olursa olsun eğer bu kriterlere hakimse ve bu kriterleri hayata tatbik etmek için bir hayat felsefesi varsa ve onun için gayret sarf ediyorsa Şule Hanım onlar bizim dostlarımız. Bunu biz kendimiz adına siyaset yapmıyoruz. Eğer kendimiz adına siyaset yapmış olsaydık biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılmazdık. Orada kalırdık. Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu Genel Başkan orada birinci yardımcı olur. Beklerdi. Biz oradan yine milletvekilliğimize, genel başkan yardımcılığımıza devam ederdik. Biz Türkiye'nin kötü gittiğini, bizim ilkelerimizle çatışan şeylerin olduğunu, bizim değerlerimizle çatışan şeylerin olduğunu görünce orada baş kaldırdık, challenge yaptık biz. Ve bunu da bütün milletimizin takdirine havale ediyoruz. Biz Türkiye'de zaten o dönem başladı. Kim parlamenter sistem diyorsa ki onlar diyenler bellidir. Onlar zaten parlamenter sistemi nasıl kurabileceklerini düşünüyorlar. Biz Gelecek Partisi olarak kendi adımızla, kendi amblemimizle, herkesle görüşerek seçimlere girmek istiyor. Ve 55 milyonu kendimizin oy potansiyeli olarak, oy değerleri olarak görüyoruz. Türkiye bunu başarabilecek kapasiteye sahip. Bilgiyle, ahlakla ve tecrübeyle bunu yapacağız. Yapmak mecburiyetindeyiz. Biraz önce söylediğim gibi gelecek kuşaklar bizi affetmez, tarih bizi affetmez ve dahası Allah bizi affetmez. Selçuk Bey, son sorum şu. Cevap vermeye de bilirsiniz. Baş kaldırdık dediniz kendi döneminiz için. Şu an AKP içerisinde uzun süre siyaset yaptığınız için, aynı yolu beraber yürüdüğünüz için o trenin gidişinden rahatsızlık duyanlar var mı? Çok kişi var. Son zamanlarda bizimle görüşen valiler, rektörler, bürokratlar, milletvekilleri, eski bakanlar bunlar bizimle görüşüyorlar. Bizlerle bayramlar, hatta bazı gazeteciler Sayın Başbakan'ın, Sayın Genel Başkan'ın telefonlarını benden isteyerek bayramlaşmak istediklerini ve özür dilemek istediklerini söylediler. Bunların sayıları çoğalıyor. Yakın bir zamanda sürprizlerimiz olacak Gelecek Partisi olarak. O sürprizimizi koalisyon hükümetinin dikkatine sunarım. Ve de yaptıkları yanlışları gören çok vicdan sahibi, orada ve de akıl sahibi, gönül sahibi insanlar var. O insanlar bunları görüyorlar ve gördükleri için de bizimle teşkil mesailerini, beşeri münasebetlerini artırmaya başladılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Burada kim ki bu yanlışları dile getirerek oradan ayrılıyor veyahut da bu yanlışları bizimle paylaşıyorsa onlara müteşekkiriz, onlara teşekkür ediyoruz. Hep beraber, hep birlikte yeni bir Türkiye inşa etmek mecburiyetindeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişte şikayet ettiği, yani iktidar olmadan önce şikayet ettiği hususları kendisi işlemektedir. Vicdan sahibi insanlar, gönül gözü açık olanlar, hatta gözü görenler, hem yakın mesafeyi hem uzak mesafeyi gören her insan bunları görüyor. Onlarla beraber de yakındaki sürprizimizi de açıklarız. Ve Eylül ayında yapacağımız, Eylül ayının ilk haftası ve en geç ikinci ayında yapacağımız büyük kurultay çok şeylere gebe. Ve Türkiye
yeni bir sabaha uyanacak. Aynen Yunus'un söylemiş olduğu gibi biz her gün yeniden doğarız. Bizden kim usanası? Her gün yeniden doğan Türkiye'de, her gün yeniden doğan insanlara selam olsun ve onlardan usanmayacak olan millete selam olsun. Teşekkür ederim Selçuk Özdağ katıldığınız için, ben gündeme ilişkin efendim. Değerlendirmelerinizi yaptığınız için. Sağ olun.